Hadi oğlum, bu balığı da alayım gideyim buradan. Tuzaktan almadığın zaman kaçıyor mu kurbağa ya da tavşan? Yok. Ya tavşanın Burada balık. kaçmadığını biliyorum ama kurbağa konusunda emin değilim. Kurbağa direniyor şu an. Balık tuttuğum için alamıyorum içinden onu. Burada balık bitti herhalde ya. Abi mavi mantarı yersem ne olur? Heh, bir tane daha var. Mavi mantar yemiş olursun. Süpersin abi. İlgilendirdiğin için teşekkür ederim. Ne demek? Ne oluyor yersem? Mavi mantar bataklıklarda bulunan değil miydi? Şu anda üstünde mavi mantar var. Abi bataklıklarda bulunan hiçbir şeye güvenme. Havucu da yiyeyim o zaman ya. Şimdi şunları şuraya bir dikeyim. Kurbağa bacağı var. Nereye gitti o? Ne yapacağımı şaşırdım ya. Yürü. Neyi bırakayım abi? Gel buraya gel. O bak, harita olayını yapmayacak mıyız? Neyi? Yoksa şeyde mi oldu? Sonlara doğru ya. Yani bir yerleşelim. Önce bir kendimizi garantiye bırayım alalım. Ya. Ha. Baltayı bir bitireyim. Baltasız gideyim oraya. Şuraya ben bir sağlam alayım şurayı. Geriye gitmeye gerek yok o zaman. Hayda. Nerede? Küp taş. Yap abi küp taş. Ben gidiyorum buradan. Ben bol bol şey topluyorum, çalı topluyorum. Acilen eve gitmem lazım. Karnımı doyurmam lazım. Ulan. Sen bayağı bir odun topladın değil mi Burak abi şimdi? 2, 4, 6, 80 tane şimdi odun var. Süper. Sugoi. Allah Allah. Al şunu ya, al. Gideyim şu hediyemi de açayım. Hayır, ya. Onu değil. Yemek yemem lazım. 38 canım var. İncecik oldum. Bıyıklarım bile gitti. Yemişler. Al abi. Daha sonra küreğim nerede? Ya lütfen rahatsız etmez misiniz acaba? Gel buraya gel. Bu ne abi? Pan flütü ne ya? Abi flüt işte, birisi çaldığın zaman uyuyor şeyler, yaratıklar. Gelin. Aa bir dakika. Taş bırakacağım yine. Hadi. Allah'ın belası. Ne oldu? Ya hayır ya. Uf, yanlış tuşa basıyorum ben. Tamam, bunu da yaptık buraya. Abi ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz eve? Ya ben bayağı yemiş çalısı topladım. Geldim abi eve. Ya şu anda bir 33 tane var. Bende de var. 6 tane falan. Onları estetik bir şekilde dizelim. Artık taş maş lazım bize arkadaşlar. Tamam. O çöllere gideriz. Evimiz neredeydi ya? Domuz Kral'ın kuzeydoğusunda. Oha, bu araları kim koydu buraya? Bunları gece kaçıyor mu ya? Ah yani... gece. Kaç koş 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 koş. Daha var ya. Örümceğin çiçeği ne ya? Lanet arılar yüzünden alamıyorum hiçbir şey ya. Yemek yapmam lazım. Yemek mi? Baba. Mesela şimdi şu eti bırakıyorum buraya. He, zaten ne olduğunu, bir tane yemiş bıraksam. Çalı falan bıraksam ne olur? Şimdi tam olarak ne yapıyoruz? Hani bir sonraki inşa etmek istediğimiz şey ne? Ziyan olmuş yemek. Abi sürekli malzeme toplayacağız. Seviye 3 örümcek bulmam lazım. Abi canımı yükselten yemek yapmam için ne eklemem lazım? Ballı et. Bal var mı? Bir tane kurbağa bacağı, bir tane yemiş koysam ne olur? Gel ballı et yapayım sana, gel. Köfte nasıl, güzel mi? Murat Usta'nın
yemeğinden yapayım sana, ballı et. Köfte güzel mi? Köfte yok. Balla döner abi. Bak sana ballı et yapıyorum, bu kıyağımı unutma, tamam mı Tosun? Abi yap da, bir de tarifini de söyle bana. Ben de işini açacağım. 3 bal 1 et. 3 bal 1 et. Onu bana ver. Abi neyse, yemem ya. Lazım, 8 tamam canım ya. Var. Yemişleri bırakır mısın yere? 4 tane var üstünde. Abi yemiş toplamadın mı hiç? Yok, ben yemiş toplamaya gitmedim, ben odun kestim. Tamam, yemişleri buzdolabına bıraksana kardeşim. Yemek yapmayı mı? Açım. Ulan yedin ya köfteyi. Bir abi de 60 canım var, 300'e kadar doymam lazım da. Ballı et yiyeceksin daha. Senin yemeğin de 50 saatte yapılıyor Murat abi ya. Ateş, oğlum. ateş. Şu yerdeki odunu atar mısın? İçine çukura. Abi niye yakmıyorsun? Çünkü ballı et yaptım sana. Güzel. O çıkanı da yemem lazım. Abi bundan 4-5 tane yemem lazım benim. Köfte oho, daha çok doyurdu ama. Ballı et can da veriyor sanırım şeyin yanında. Abi odunları buraya bırakıyorum bak. Lanet olsun. Odunlar yüzünden hiçbir şey yapamadım. Toplayamadım. Şu yemişleri ver abi, köfte yapmam lazım. Bu ne ya? Örümceğin çiçeği. Onu alma. Bulumuru. Bulumurun çiçeği. O akıl yemişleri, sağlığı veriyor. Yemişleri ne yaptın abi? Yemişleri köfte yaptım. Şimdi Serdar gelince verir sana yemiş. Abi bayağı var. Bir tane canavar eti, bir tane yemiş. Başka ne koyabilirim bunun içine? İki tane mantar koy. Mantar mı? Ha, aşağıdaki dolapta mantar var. Ne veriyor? Köfte. Güzel. Tamam, ben bu bölümü bitiriyorum arkadaşlar. Tamam. Bir sonraki bölümde görüşmek benim üzere. Benim fil hortumum varmış ya. Fil hortumunu yemeğe koyabilir miyim? Yok. Güzel. Pan flütü vardı yerde, aldım. Bunda ya. Güzel. Aha, kurtlar geliyor. Bir yemek daha yapayım abi. Kurtların sesini duyuyorum abi. Hazırlanın. Tam hazırlanın. Ben hazırım. Abi koysam. Tamam Burak abi, sen koysam, iyice doy. Sen de sağlamsın. İki tane balık koysam ne olur? Köfte oldu. Tamam, sen çabuk yap da. Bence mantıklı kurtları abi bunlar. Halledelim. Ney? Abi bir tane et koydum, iki tane balık koydum, yine köfte çıkıyor. Mantıksız değil mi? Etleri öyle bitirmeyin. Onun tarifleri var. Değişik değişik. Buzdolabına yani koyuyorum şeyleri. Aha! Böcek yenir mi? Böcek. Nereye dikeyim bu şeyleri, yemişleri? Bekle abi, ona yer ayarlayacağım. Yukarı dikeceğiz de ona yer ayarlayacağım. Bir duvar öreceğiz ona göre. Geliyorlar abi. Tohum koyabiliyor muyuz tencereye? Ay bana zırh yapar mısınız lütfen? Zırh yok ki. Benim de zırhım yok. Sen saldırma. Sen sadece yuvarlak çiz, ben de öldürürüm seni. Oğlum birini şu kelebeğe yiyorsun. Ye onu bro. Aha geldi. Bana doğru gel bana. Tamam. Etimiz de çıkıyor. Etimiz de çıkıyor. Daha fazlası gelmeyecek mi ya? Evet. 3 katkı gelmesi gerekmiyor mu bu sefer? Bana doğru gel. Bir de ben buraydım ya. Gel vur, hadi gel içinde. Oh, kim havlıyor şimdi? Vuramıyorum ya. Şimdi. Kime vurdu? Ne olur ne olmaz, şu zırh yapmamız lazım. 8 tane odun lazım. Ne oluyor, dın dın sesler? Canlar gidiyor. Biri sağlam dayak yedi. Kurtulduk mu? Evet. Şu buzdolabına 9 tane nasıl et koyayım. Serdar yemişleri attın mı abi bu dolaba? Attım. Aynen. Abi şöyle birkaç tane şimdi yemiş bak, alayım ya. O yemişleri buraya yapacağız, tamam mı? Ama sen şurayı ya tamamen
Yakmamız lazım. Nereyi? Şurayı. Köfte güzel. Önce abi, şu ağaçları keselim abi. Şuradakileri de mi keseceğiz? Aynen, yukarıyı da kes. Yok, şu sol taraftakileri de mi keseceğiz yoksa? Şurayı. Şu üst bölümü biraz keseceğiz. Bir tane eleman var da çok hızlı ağaç kesiyor. O süperdi ya. Efendim abi? Sen küçükleri çıkarsana abi. Aa, bende yer kalmadı 5 dakika. Ne yapayım? Yok, şu yerdeki küçükleri kürekle çıkarsana. Şunları şuraya dikelim de başımıza iş açmasınlar. Bir de ağaçtan uğraşmayalım. Oo, ben acıkmışım. Gidip yemek yiyorum. Tamam. Anında sensiz. Ama şimdi. Ha. Ben şuraya bir tane paratoner yapacağım. Tamam mı? Tamam. Şeyleri nereye yaptınız? Etrafına dikeceksin abi. Tamam. Bakalım hediyeden. Kenarlarda dikeyim mi? Paratoneri önce bir yapayım önce. Bu böceğin olay ne ya? O etek sağlığı çıktı. Yükseltiyor. Bu adama şimdi etek yakışır mı? Şimdi kullan diyeyim. Paratoner. Şuraya koyuyorum abi paratoneri. Tamam. Etrafına. Etrafına. Heh. Ama şu etrafına... ağaçlara yakın olmasın. Yakacağız çünkü onları. Önce yakalım o zaman onları. Serdar, tamam. Şeyleri nereye koydun? Neleri? Yakayım mı? Yemişleri nereye? Buzdolabına. Yok. Ha, Serdar, oraya mı diktin? Düzenli ya. Diksene kardeşim ya. O nasıl bir düzen ya? Tamam, dikeyim düzende. Chester ayrı oldu adam. Ben... Chester eve bırakıyorum ya, sandık görevi görsün. Bırak. Dur, ben onları söküp tekrardan düzgün bir şekilde dikeceğim. Aynen. Düzgün bir şekilde dik abi. Göz olsun, nizam olsun. Değil tamam mi? O zaman. Bunları yakıyorum abi. Sana veriyorum abi bunları. Hayır, bir dakika. Bunu alınca şey oluyor. Çıra olarak geliyor. Sökemiyorum. Sök bakayım bir tane. Söktüm abi, çıra olarak çıktı. Tamam, sen geri kalanını halledersin o zaman. Olmadığı nasıl için çıra? Herhalde... Gübrede bir tanesine bakayım. Ha yok, tamam bir dakika. Onun dışında. Dur, gübreleyeyim. Yok, çıra olarak çıktı. Dur, gübreleyeyim, ondan sonra sökersin. Aynen. Bunlar sınırlı, peki, gübre sınırsız. Kablosu nereden geldi üstüne bunların? Akıl sağlığı düşük olanlar şu bulumurun yanında dursun. Yükseliyor. Hadi ya. Tabi. Kürek lazım bana. Serdar. Çalı olsun yeter ki, nerede olursa olsun. Tamam. Abi, kaotik bir yapım var benim. Arılardan ilgileneyim biraz abi. Bak şimdi. Abi küreği olan şu kutuları çıkarabilir mi ya? Kutular? Küreği olan. Yani şey küçükleri. Ne kadar güzel. Tamam. Örümcek ağa kimse de var mı? Örümcek ağa var mı kimse de? Bende yok. Yan yana mı yapayım acaba hepsini? Burak, sende örümcek ağa var mı kardeşim? Yok abi, ben bırakmıştım. Abi o zaman ben gece örümcek avlamaya... Gece oldu, gidelim. Gece oldu. Tamam, sakin olun. Gece oldu! Her tarafta şey var ya, ışık var. Yine dolunay var herhalde. Bu yani çiçek ne yapacak bu arada abi? İşte akıl sağlığı o çiçek, o bloomer'ın. Çiçeğin yanında mı durayım yoksa bloomer'ın yanında mı? Bloomer. Allah. Okey. Allah. Bu yemiş çallarını kim bana verdi ya? Ben. Ben de diyorum, kürekle sökünce acaba onun bana ilahi bir güç ondan mı şey yaptı? Çünkü yemiş çallarına küreği daldırdım, dal çıktı. Altta da onun yemiş çalısı gördüm. Ulan dedim, acaba bir bug mı oldu? Ballı köfte yapabiliyoruz mu? Bak, sizin için ışıl ışıl yaptım öyle. Gübreleri chestlerin içine koydum. Oo. Şunlar bozulmak için üzere. Işıl ışıl yaptım bak ya, ışıl ışıl. Eyvallah abi. Balık çabuk bozuluyor ya. Ben bir köfte yapayım. Bir balık. Harbiden
Bana 3 tane köfte lazım arkadaşlar. Ben yola çıkacağım. Yola derken? Bu ne, bir şeye yola, bastım. Yola çıkacağım. Ne oluyor? Neden şey yapamadım? Şimdi bozulacak malzemeleri. Köfteyi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Tamam, tamam. Bir kişi yemek yapsın ya. Bir kişi evde kalsın. Diğer iki kişi de dışarıdaki görevlerle ilgilensin. Ben şimdi abi, yemeği yapıyorum. Sonra çalıları şey köfte yapacağım. Köfte bir tane daha lazım bana. Var mı üstünde olan? Bende yok. Abi dur, iyice bir organize olalım. Birimiz evde kalsın. Evdeki bütün işlerle ilgilensin. Diğer ikisi de ihtiyaca göre iki farklı göreve çıksın. Ben örümceğe gitmem lazım abi. Tamam, ben evde kalıyorum o zaman. Siz ikiniz güçlüsünüz bayağı. Ben birazcık daha dandik olduğumdan. Dandik ne ya? Dandik. Dandik abi adam. Şu çalıları dikeyim köfte, adam akıllı. Köfteye ne oldu? İkisi de tencerede abi. Dur abi. Mideye gitti bir tane. Buzdolabına koydum bir tane köfteyi. Oğlum tohum bırakacak yer. Ben o zaman bol bol köfte yapıyorum. Yap abi. Siz gelin. Yap siz... buzdolabına. Niye yapmıyor ya? Siz dışarıdaki Burak, hadi yürü. İşlerle ilgilenin. Ben de bol bol köfte lazım yapayım. Dik abi sen onları. Ben örümcek avına çıkıyorum. Mükemmel bir şekilde. O zaman dinledim. Şimdi kazana neyi koyalım? Bozulan etleri Karat koyalım değil mi? Karatelerin yanına dikmiyor değil mi? Tam dibine dikmez. Abi öyle bir yere. Bak burada işte yemişler var. Neyse ben topluyorum. Gözümüz bozuldu. Söz estetiğimiz. Giderek kötü dikmeye başladık. Heh. Örümcekler nerede? Şurada. Yardım bunlara, abi aşağıda. Bunları bir de tohumlamanız mı lazım? Neyleri? Dur, gübre var abi. Chester'da gübre var. Gübre. Gübre. He, gübre lazım bunlara. Yoksa kuruyor mu bunlar böyle? Yok, onlar öyle kuru kalacak. Kalıyor. Hiçbir şey gibi vermeyecek. Vermiyor. Chester'da gübre var. Sen onlara gübrele. Kaç tane var gübremiz? Ya bir 13-14 tane var işte. Tamam, ben gelirken getiririm yine gübre. Bu fallardan alırız şeyi. Abi niye seviye ikisini siz ya? Bunların hepsini yan yana yapmamız iyi mi? Evet. 3. Örümcek ağı lazım bana, örümcek. Aslında ben çiftçi olmalıymışım ya. Hadi şöyle devam edelim o zaman. Abi örümcek ağa vermiyor ya, olaya bak. Köfteyi yapıp dolaba koyabiliyor musun? Evet. Öyle yapıyorum ben şu anda. Lan bir tane örümcek ağa vermedi ya, olaya bak. Bu etler bozuluyor. Bol bol yemiş getirsenize bana. Bulsak? Burak abi. Sonuncusu. Sen ne yap biliyor musun? Git buffalolardan bol bol gübre al şu anda. Ben bunları güzel gübrelerim şu anda. Tarlamız güzel oldu mu? Oldu oldu. Ama sen bol bol git gübre topla. Buffalolardan. Tamam. Evet. Bulabildiğin kadar. Yani doldur doldur getir. Ya. Ayıp olmasın. Ne? Köfteyi yiyeyim de gideyim. Dalları malları da bırakayım abi. Balta yapmak için bir dala ihtiyacım var değil mi? Ne salakça konuşuyor ya bu şey. Güzel güzel. Evet. Evet. Zuy 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 da. Çok kötü ya. İnsanın psikolojisini bozar. O bir dışkı çıkarıyor. Abi o dışkı mızra... ateşi sabaha kadar açık bırakıyor biliyor musun? İpi nasıl yapabiliriz? Allah! Şeylerle. Dur. Samanlarla. Saman, kaç oğlum kaç? Saman, kaç. Saman. Kaç evladım? Saman hiç yok. Sana saman verdim ben az önce. Sarı örümcekler. Sarı mı? Askerler mi? Tamam. Bir de bir tane de dala ihtiyacım var. Aman aman aman. Sakin olun evlatlarım. Canavar lazanya aldım. Abi. Boş olmadı ama. Ben gideyim yolculuğa. Canavar lazanya mı? Ateşi indirim. Evet. Ben buradan biraz da gübre toplayayım. Bu uçan örümceği ateşe daha yakın bir yere çekemiyor muyuz ya? Çekersin. Çiçeği biraz daha ilerisine koy ateşin. Nasıl yani? Ah, o odunları da bıraksaydım. Aa. Chester gibi. Yanmaz değil mi bu? Ete ihtiyacımız var mı?
Yok. Böyle daha yat. Çin etrafında daha rahat şey yaparız. Yoksa şeyi takip edeceğim. Ya etler de çürüyor aslında. İhtiyacınız yok. Böyle sebze tarzında şeyler getirirseniz bol bol köfte yaparız. Şimdi. Bu falolar neredeydi ya? Aha! Abi bu uçan örümceğin yapışkanı var. Ne yapayım bunu? Onu kutuya koy, yakarız sonra. Bu falolar yukarıdaydı değil mi? Şeyde... Patika yolun orada. Samanlığın orada. Allah! Altın yok. Altın iki of, tane var bende. Of, altın of. Ne yapacaksın? Abi mızrak yapacağım, yapamıyorum. Mızrak mı? Hı. Hmm. Aha. Gece ben olmak üzere bu arada hazırsınızdır. Aynen. İki tane altın ver. Allah'a iki tane altın verdi. Tamam, çok şanslıyım. Benim akıl sağlığım giderek düşüyor herhalde ya. Hayalet görmeye başladım. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Sarı. Gel buraya. Demin bana artistlik yapıyordun. Orada bir şeyler var ama. İşte böyle yok ederler. Bu ne lan? Kıpkırmızı tüy ne ya? Gel lan sen de. Bufalolar burada mıydı ya? Yukarıdaki beyaz alanda mı? Tam anlattı. Savan alanlarında. Sarı yerlerde. Allah'a gece oldu. Bir saniye bakayım. Gel buraya gel. Bol bol kübünümüz oldu. Muydu? Ne? Abi samanlıkta diyorum. Haritada görünmüyor muydu? Geçtiysen görünür. Yani bufalo olarak görünmez. Ya bak nerede şey, biliyor musun? Senin ağaç... Sıralı sola doğru takip ediyoruz aşağı inerken. İki ormanın arasında mı? Patika yolu takip et. Taş patika yolu. Aynen. Büyük ormana geçeceksin abi. En sonunda göreceksin sen. Samanların olduğu yer bol bol. Ben yanlış yere gittim. En üstteki beyaz alana gittim ya. Orada taşlar var. Orada var mı saman? Yok. Bunları ben bir toplayayım hadi. Şurada da. Yanlış yere geldim ben. Bunu nasıl alıyoruz ya? Baltayla mı parçalıyoruz kemikleri? Kemikleri mi? Kemikleri almıyorsun. En azından benim bildiğim kadarıyla. Abi ne yapalım? Şöyle olsun. Bu yine buraya. Bunlar da pişirelim. Ateş bitmeden. Gübreleri kim bırakıyor ya bizim etrafa? Eğer domuzlar yemiş yerse gübre bırakırlar. Hadi ya. Akıl sağlığım. Tabii. O zaman bizim bol bol yemiş almamız lazım. Akıl sağlığım 120 olmasına rağmen hayaletleri görüyorum ya. Yemek yemiyorsun. Ne yemeği? Ne yemeği buldu ya? Neyse. Ben etrafta bayağı ağaç keseceğim. Tohum bulursa da yer bunu. Ha. Abi şimdiki önceliğimiz saman, taş, eti ben halletmeye çalışıyorum. Abi bana bol bol yemiş ve gübre getirin. Yemiş iki tane var bende. Şu anda hiç yemişimiz yok. Şey yapamıyoruz, köfte yapamıyoruz. Ya yani en azından... Dağılıp işte yemiş bulmanız lazım. Mantar olur, yemiş olur, buz olur. Altın lazım mı? Altın var şu an herhalde. Allah! Oha! Ne oldu? Bak mesela şu an mantar buldum. Mantarları da toplayın abi. Gördüğünüz lan mantarları da toplayın. Çalının içinden şey çıktı. Örümcek. Allah Allah. Böyle bir fake olamaz ya.
Hakikaten büyük fake. Bir yerde bir yazıyor, neden bilmiyorum. Şeylerin altında. Seviyelerin altında. Neylerin altında? Ya can, canın sağlığın falan altında bir yazıyor şu anda bende. Allah Allah. Evet. Canın sağlığın altında. Ölmek üzere misin? Hayır hayır. Şeyde değil. Onlar değil. Daha da altında. Ya sadece bir yazıyor. Yanında hiçbir şey yok başka. Canın ve sağlığın altında mı? Evet. Şeyin sıcaklığı gösteren şeyin anda altında. Allah üzeri, Allah. Üzerinde bir şey var mı böyle? Hiçbir şey yok. Sadece bir yazıyor. Abi bu ballar yere değmiş. Niye toplamıyoruz? Tamam ben toplarım onları. Şey nasıl yok, yapılıyor? Sen toplama. Sen toplama. Senin canın ağzı hemen gider. Ha. Olaya bak ya. O yuvarlak otların içinden örümcek çıktı. Abi bir tane kağıt buldum. Papyrus mu? Ne yok? Topla tahta döşeme plan. Ha. Yok ne ya yok? Gerek yok ona. Ne işe yarıyor abi? Yani döşeme, yere döşeme yapmak için. Ben döşeme şu balları plan. Topluyorum abi. Tamam abi. Allah dayak yedim. Evde ballı etleri ben yaparım. Sen şeye odaklan. Tazı dişi lazım mı? Yok şu an lazım değil. Kıpkırmızı tüy atıyorum bunu. Bir dayak daha yedik. Oraya dikme dikme. Dikmeyeyim mi? Dikme buraya. Arılara çok yakın dikme. Tamam. Sağ tıkladım öğren dedim öğrendim Murat abi onu. Süpersin. Ne oldu yani? Öğrendin işte. Artık makinenin yanına gidip öğrenmene gerek kalmadı. Burak abi ne kadar gübre topladın? Hiç. Hiç mi? Ne topladın şu ana kadar? Yanlış yere gittim. Giderken ve oradaki kayaları, altınları, taşları... Bu lazanyayı kim yaptı ya? Neleri? Lazanya ne ya? Bozulmuştu bence o. Abi, bozulan şeyleri topladım orada. Böyle bozulmak üzere olan şeyleri topladım, koydum oraya. Şimdi aşağıda yemişleri toplayayım. Kaç tane gübre topladın Murat abi? Gübre mi? 4 tane topladım da 4 tanesini diktim şeylere. Kaç tane gübre ihtiyacımız var? Ya oradaki tarlayı şey yapması lazım şu anda. Karşılaması lazım. Bayağı yani 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 tane topla işte. Ama tarla falan da yapmayacak mıyız daha sonra? Ben işte bulduğum yemişleri topluyorum hala. İşte hepimizin dağılması lazım anladınız mı? Dağılmazsak olmaz. O zaman ben... Ne yapmaya çıkayım? Gübre arayışına çıktım şu anda. Yemiş aramamız lazım. Evet. Mantar toplamamız lazım. Normal mantar. Tamam ben yarın oraya onu yapmaya çıkarım. Şu ondan kedi kuyruğunu kötü. Bırakayım mı ya? Niye? Bırak tabi ne yapacaksın? Ne işe yaradığını bilmediğim için. Hadi affedersiniz sıçın da gübre lazım. Aralarına girersem saldırmazlar değil mi? Yok eğer popoları kırmızıysa saldırırlar. Kızgınlar yani. Aynen. Çiftleşme dönemi. Bir dakika iki gübre buldum da. Şu mavi mücevheri atayım ya. Ya da tazı dişini. At. Ne yapacaksın? Bilmiyorum abi işte gerek. Tazı dişiyle dikim yapılmaz mı? Kalsın tazı diş tamam. Ya koruma ya çanta değil mi? Evet tabi. Yersen. Akşam oluyor gece oluyor gençler. Tamam. Mukayyet olun kendinize. Ben geliyorum oraya doğru. Vızı. Vızı. Yanavar eti akıl sağlığı düşürüyor değil mi? Şunu yiyeyim.
Buraya şey koydum, yemişlik, yemiş koydum. Güzel. Bir de yeşil mantar. Yeşil mantar çok kullanmamaya çalışın, sizin akıl sağlığı için hayat kurtarıcı olabilir. Hadi çalıları bakalım. Sandığa koydum, onları dikersiniz siz. Daha sonra. Ne çalısı? Şey, unuttum onu. Yemiş. Estetik açıdan bize bırakıyorsun, değil mi? Evet. Hadi sen onları artık. Yaparsan daha çok soyut bir resme benzeyecek. Ekran bazen böyle beyaz oluyor, flash patlar gibi. Akıl sağlığımdan dolayı mı öyle? Büyük bir ihtimalle. Olabilir. Geliyor beni o.